Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Tuğtu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün Tonguç Akademi'de zekat konusunu anlatacağız. Selamünaleyküm Tonguç. Aleykümselam hocam. Evladım abdestin var mı? Zekata başlıyoruz. Aa hocam hemen alıp geliyorum izin verirseniz. Hemen Hemen bir geliyorum. abdest al gel bakalım evladım. Ondan sonra abdestli bir şekilde dersimize başlayalım. Tonguç'cum zekat nedir? Hemen onu anlamaya çalışalım. Geldim hocam Zekat, hazırım. Evet hazırım aferin aldım. Yalap evladım. şap oldu ama gene de aldım Ha. hocam. Buyurun. Zenginlerin mallarını fakirlere vermesine zekat diyoruz evladım. Tamamdır hocam. Bu çok güzel bir ibadet. Allah'ın bir ibadeti. Yani ibadet midir deyince mal ile yaptığımız bir ibadet. Peki bu bir şart mı peki? Evet şart. İslam'ın bir şartlarından bir tanesi. Tamamdır hocam. Hatta namazdan sonra Kur'an'da en fazla geçen ibadetlerden bir tanesi. Tamamdır hocam. Peki ne zaman yapıyoruz bunu? Her sene yapıyoruz. Peki faydası ne? Bizim insanlarla, insanların bir arada olmasını, toplumsal yardımlaşmayı, toplumsal bütünlüğü güçlendiren bir şey bu. Anladım hocam. Zekat ne kadar verirse fakirler, pardon zenginler ne kadar fakirlere zekat verirse fakirler onlara karşı sevgi besler. Evet Aynı hocam. zamanda zenginler de cimrilikten kurtulmuş olur. Anladım hocam. Çünkü cimrilik kötü bir olay, özellik biliyorsun evladım. Evet hocam, Allah Şimdi korusun. zekatta 40'ta 1 diye bir oran var. İnsanlar arasında düzenin oluşturulabilmesi için 40'ta 1 şeklinde herkes verecektir diye bir oran belirlenmiş. Dolayısıyla onu da bilmek zorundayız evladım. Peki kim zekat verir Allah aşkına? Kim verecek? Müslümanlar. Bir kere Elhamdülillah. Müslümanın zekat vermesi Evet hocam. gerekiyor. Eğer Müslümansa şartlarından bir tanesi İslam'ın. Peki ergenlik çağında olması gerekiyor. Mesela sen zekat verebilir misin şu anda? Hocam giriyorum galiba ergenlik çağına yavaş yavaş. Ergenlik çağına giriyorsun evet yavaş yavaş verebilirsin ama mesela küçük bir çocuk bebek veremez yani böyle bir Tabii ki şansı hocam, yok. haklısınız. Dolayısıyla o daha İslam'ın şartlarından zekatı yerine getiremez. Peki akıllı olması gerekiyor. Sen belki burada birazcık sıyırabilirsin. Hocam anladım. Evladım akıllı dediğimiz ise en azından hayatın sorumluluklarını bilen bir insan olması Anladım gerekiyor. hocam. Hür olması gerekiyor. Neden hür olması gerekiyor? Mesela sen şu anda verebilir misin zekat? Veremezsin. Çünkü sen hür değilsin. Annene babana Ha, bağımlısın. onların himayesi altındayım. Dolayısıyla sen annenden babandan ayrıca para kazanmaya başladığın zaman TEOG'da başarılı ve YGS'de başarılı, sınavlarda başarılı iyi bir iş sahibi olduktan sonra verebilirsin. O zaman hür Anladım hocam, olacak. anladım Peki hocam. dinen de zengin olman gerekiyor. Şimdi ilk Ha. başladığın zaman belki zengin olamazsın ama sonradan olduğun zaman vermek zorundasın. Peki zengin ne demek? Dinen zengin ne demek? Bunu kim belirleyecek? Yani 100 milyon doları mı olacak? 1 milyon doları mı? Kim bu yani zengin? Bunu Anladım. bulabilmek için de borcundan ve asli ihtiyaçlarından başka. Asli ihtiyaçlar dediğimiz şey bizim evimiz, arabamız. Bir tane ev, bir tane araba. Hani 100 tane evin olursa olmaz. Bir Olmaz. tane evin varsa oturacak, kendi oturduğun. Anladım. Bir tane de araban varsa eyvallah bunlar asli. Hatta giyim kıyafette ve kitaplar da bizim asli ihtiyacımız. Kitapta Anladım hocam. okumalı bir insan. Anladım hocam. Bundan başka nisap miktarı malı olan, nisap miktarı dediğimiz şey de dinin bir zenginlik ölçüsü. Din diyor ki yani böyle hani 100 milyon dolar mı, 5 milyon dolar mı ne zenginlik? Evet. Şöyle diyor din, asli ihtiyaçtan başka bilmem ne gram altını veya bilmem ne gram gümüşü veya Anladım. bu karşılıkta parası olan diyor. Yani Anladım. ona da bir ölçü belirlemişler ki bir bütünlük, toplumsal bir Anladım. bütünlük Anladım hocam. oluşsun diye. Peki sonra da bu varsa bir yıl sonra zekat farz oluyor evladım. Tamamdır Bu hocam. elindeyse anlıyor musun evladım? Allah kabul etsin hocam. İnşallah Anlıyorum. sen de vereceksin. İnşallah param Asli olur. ihtiyaçlarını Evimi, alacaksın ilk arabamı başta. alırım, evlenirim, çoluk çocuğa karışırım. Param da olunca malımın belli bir kısmını vereceğim hocam Evet inşallah. evladım. Malın Sayenizde. Bu kaçta dersi de hiç kaçını vereceksin? unutmayacağım hocam. Malın kaçta kaçını vereceksin evladım? Hocam ben daha fazla vermek istiyorum Ha ama harika. daha... Yani 40'ta 1 diye bir O en oran az gibi değil. sanki değil mi hocam? Yani insan isterse malının hepsini de verir, yarısını da verir, üçte birini de verir. Ama önemli olan bizim Allah için ne kadar sarf ettiğimiz, değil mi? Anladım hocam. Yani ne kadar biz fakirlere ama Allah için veriyoruz ona dikkat et. Anladım hocam. Çünkü sen biliyorsun ki öldükten sonra ne olacak? Ahiret olacak. Sen Evet. yargılanacaksın. Cennete mi cehenneme mi gideceksin? Cennette O neden huriler var hangisi? değil mi hocam? Evladım cennette huriler var tabi ama senin aklın şunu düşünmesi gerekiyor. Huri değil de Allah rızası. Kardeşim Anladım hocam. Allah bizi yaratmış. Bu kadar nefes alıyorsun bak yanımda şu anda. Ya. Düşünüyorsun beynin çalışıyor. Çok Bunu şükür. kim sağlıyor? Allah sağlamış evladım. O zaman O zaman vermeliyiz hocam. Evet, ne zekat vermeliyiz. kimlere zekat verebiliriz? Kimlere verilir hocam? Fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolcu ve Allah yolundakilere verebiliriz. Evet hocam. Demek ki fakirler derken ne kastediyoruz? Nisap miktarı olmayanlar. Hani zengin olmayan demek istiyor Anladım aslında. hocam. Peki yoksullar hiçbir şey olmayacak. Evi yok, arabası yok, hiçbir şey yok. Yani yemek bile yok adamda. Dolayısıyla Anladım. yoksul, hiçbir şey yok. Evsizler de olabilir bunların içine. Anladım hocam. Borçlular, bu aynı adamın parası yok, nisap miktarı yok ve borcu da var üstüne üstelik. Ha, Bunlara verebilirsin. Çünkü anladım. zor durumdalar. Yolcu da zor durumda. Adamın parası var evinde fakat
Adamın o anda parası yok. Yolda kalmış. Yolda parası kaldıysa sen ona verebilirsin. Allah yolundakilere verebilsin. Mesela hacca gitmek isteyen bir adam var. Allah için gitmek istiyor ve yolda kalmış ve para bulamıyor. Bunun için adama para verebilirsin. Hani geri dön en azından. Evde parası olsa bile buna vermek önemli bir ibadet. Aynı zamanda kendini ilme vermiş. Yani mesela öğrenciye burs vermek çok güzel bir olay, değil mi? Evet Sonuçta hocam. o öğrenci Allah için bu bursu aldığı zaman ona faydalı bir şeyler yapabilir. İnşallah. Ama öncelik olarak Tonguç etrafındaki insanlar, akraban ve komşun, bunlar zekata daha fazla ihtiyacı varsa etrafındaki insanları güçlendirmez. Anladım hocam. O zaman kuralları ne? Kimlere verilmez? Bak dikkat et. Anne babaya, büyük anne büyük babaya verilmez. Geçen sene çıktı böyle sorularda. Tamamdır hocam. Oğul, kız, torun, torun çocuğu verilmez. Anladım. Çünkü bunlar zaten senin yükümlülüğün olan Senin şeyler. canın ciğerin bunlar Yani zaten. senin zaten bunları vermek zorundasın. Bunlar zekat değil, bunlar senin sorumluluğun. Anladım hocam. Peki zenginlere evladım verilemez çünkü mantıksız, adam zaten zengin. Zengine Aynen, niye aynen. veriyorsun? Müslüman olmayanlara verilebilir mi? Hayır. Müslümanların arasında dayanışmayı sağlıyor bu Anladım zekat. O hocam. yüzden Müslümanlara vermeliyiz. Karı koca birbirlerine verip de Allah'ı kandıramazlar. Çünkü karı koca zaten birbirlerine para vermek zorundalar. Anladım Bunlar hocam. sorumlular. Peki amcana verir mi Tonguç? Amcan fakirse mesela verilir. Çünkü o bizim akrabamız. Sen amcanı doyurmak da sorumlu değilsin. Mesela kuzenine verebilir mi? Verebilirsin. Teyzene verir mi? Halana verilir değil mi bunlara? Anladım Ona hocam. dikkat edelim. Oranı ne? 40'ta bir. En az Toprak gibi değil ürünü, mi? evet en az. Toprak ürünlerinde ise onda bir. Hani bu bütünlük olsun diye söylemiş ama Anladım. sen 40'ta yüzünü de verirsin. Yani her şeyi de verirsin, anladın mı? İnşallah. Ama Keşke o Allah kadar için gönlüm geniş yap. olsa. Evet, keşke o kadar. 40 lirası mesela kaç lira harçlık alıyorsun babandan? 40 lira alıyorum hocam. Onun mesela 1 lirasını versen çok güzel olur aslında. Ne güzel olur, İnşallah. değil mi? Keşke Bir verebilsem. tane Ama fakir hür değilim gördüm. hocam şu anda. Bir de Ama akıllı değilim. olsun, yine de Bir iyi bir de şey yani. anladım Yine hocam. iyi bir şey. Anladım. Yine de Mesela vereceğim. sokakta gördüğüm bir tane dilenci, mutlaka ona en azından gönlünden kopan kadar ver. Tamamdır hocam. Ama benim anlattıklarım yine hikaye sonuçta. Sonuçta şunu bilmen gerekiyor. Yani sen Müslümansan açacaksın Kur'an'ı, okuyacaksın. Allah bana ne göndermiş diye bir öğrenmeye Tamamdır çalışacaksın. hocam. En Tamamdır hocam. önemli şey ne burada? Allah'ın bize anlattıklarını anlayabilmemiz, değil mi Anladım Tonguç? hocam. Allah O razı zaman olsun hocam bu arada. Sağ olun. amin evladım. Ağzınıza sağlık hocam. İkimizden de razı olsun. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım. Tamamdır hocam.